çağırıcının yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak ver. Çağırıcı aynı zamanda Mehdi'ye de işaret. Mehdi neye çağıracak? İslam'a, Kur'an'a, itaat İslam'a çağıracak. Yakın bir yerden nereden? Mesela televizyonda. Herkese, herkesin evinde en yakın yerden duyuyor. Değil mi? Tabii. İnsanlar. Mehdi'nin sesini de, çağırıcı olan Mehdi'nin sesini de her yerden insanlar duyuracaklar. Yakın bir yerden. Kur'an'ı işaret etti, ben işare anlamını söylüyorum. Mesela bir çağırıcı var ahir zamanda. Kıyamet zamanında bir çağırıcı var. Mehdi'ye bakan yönüyle söylüyorum. O gün o yüksek sesi bir gerçek olarak işitirler. Mehdi'nin getireceği tekbir, Mehdi'nin getireceği güzel tesbihler. Maşallah. Allahu Ekber demez. İnşallah. İşte bu çıkış günüdür. Neyin? Mehdi'nin çıkış günü. İsa Mesih'in çıkış günü. Ama bak yine diyorum, ben ayetin işare anlamını söylüyorum. Yoksa bu tabii ki kıyamet. Yani insanların mezardan çıkışı bakıyor. Ama aynı zamanda Mehdi'ye bakan yönünü vurguluyorum. O gün o yüksek sesli bir gerçek olarak işitirler. Allahu Ekber nidasını. Allah'ın diğer isimlerini. İşte bu çıkış günüdür. Demek ki bir gün gelecek Mehdi çıkacak. Görülecek. İnşallah. İnşallah. İsa Mesih görülecek. İnşallah. İnşallah. Müslümanlık ortaya çıkacak. İttihat İslam olacak. Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren biziz. Şimdi, öldüren ve dirilten demiyor bak ayette. Şeytan Allah'ın, dirilten ve öldüren diyor. Şimdi burada bir önemli bir işaret var gibi görünüyor İsa Mesih'e. Çünkü İsa Mesih uyku halindeyken göğe alındı. O bir nevi ölümdür. Uyku halindeyken. Biz uykudan dirildi, her gün diriltiliyoruz değil mi? Evet. Her gün ölüyoruz, her gün diriltiliyoruz. İsa Mesih de Cenab-ı Allah tarafından diriltilecek. Dünyaya geldiğinde diriltilecek. Sonra öldürecek Cenab-ı Allah. Yani İttihat-ı İslam'ı oluşturduktan, İslam'ı dünyaya hakim ettikten sonra canını alacak. Ve bak gerçek şu ki dirilten ve öldüren biziz. Biz diyor Allah, biziz, biz diyor. Bir daha vurguluyor Allah. Ve dönüş de bizedir. Herkesin dönüşü Allah'a. O gün yer onlardan çatlayıp ayrılır. Da hızla koşarlar. Şimdi yerin çatlaması, insanlar zannediyor ki dünyada mezarlar var ya herkesin. Evet. Duracak o mezarlar. Halbuki kıyamette o mezarlar toz duman oluyor zaten. O mezar değil. O çatlayıp ayrılma, boyutun çatlayıp ayrılması da olabilir. Allah ona yer diyordur. Boyutun çatlayıp ayrılması da olur. O boyuttan hızla koşarlar diyor bak. Onlardan yer, onlardan çatlayıp ayrılır. Boyut onlardan ayrılıyor. Allahu alem. Birdenbire kendini ayakta görünce ne yapıyorlar? Hızla koşarlar. İşte bu bize göre oldukça kolay olan bir haşirdir diyor. Yani siz gözünüzde çok zor gibi görüyorsunuz diyor ama evet. Diyor Allah. Evet. Benim için diyor yani çok kolay diyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay diyor Allah. Maşallah. Yani çünkü bize göre topraktan adamlar değil mi? Hücreler toparlanıyor falan öyle zannediyor insanlar. Evet. Öyle değil diyor Allah. Son derece kolay benim için diyor. Boyutu ben çatlatırım. Ayakta kalırsınız. Koşarak belirli bir noktaya doğru koşacaksınız. Geleceksiniz diyor. Çağırıcı çağırıyor zaten bir noktaya doğru. Evet. İnsan sesi işittikleri için o noktaya doğru koşuyorlar. Onun için de anlayamıyorlar zaten. Yani neredeyiz, dünyada mıyız, ahirette miyiz? Evet. Anlamıyor. Öldüklerini sonra anlıyorlar. O zaman diyorlar eyvahlar bize. İşte vaat edilen din günü bugünmüş diyor. Anlamamaları çok acayip. Evet. Öldüğünü anlamıyor. Evet.
Ya normal yaşıyor zannediyordu, hala uykudan kalktığını zannediyor. Ya adam boyutun içinden çıkarılmış, başka bir boyuta verilmiş. Yine fark etmiyor. Bizi rüyamızdan kim kaldırdı? Evet. Diyorlar. Bizi yattığımız bir yerden uyuyorduk diye ne güzel diyor. Kim kaldırdı böyle? Ne oluyorsunuz diyor böyle diyor. Uyuduğunu zannediyor. Bak bize göre diyor Allah oldukça kolay olan bir haşirdir diyor. Çok kolay diyor. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerine bir zorba değilsin, baskıcı değilsin. Sen sevgi dolusun, merhamet dolusun. Mehdi'ye de işaret var burada. Mehdi'nin mesleği sevgi, şefkat, merhamet, affedicilik, halimliktir. Yobazlarınki nedir? Nefret, öfke, kin, intikam, öldürmek, asmak, kesmek. Biz onları neler söylediklerini daha iyi biliriz. Niye böyle diyor Allah? Çünkü ben yaratıyorum diyor. Yani Müslümanların aleyhine yaptıkları konuşmaları da Allah yaratır. Hepsini bilirim diyor Allah. Sen onların üzerine bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Bak sadece Kur'an'la. Sadece Kur'an'la. Yani falanca alimin kitabı, şu eserler, şu kitaplar değil. Ben Allah neyi kabul ediyor biliyor musunuz? Sadece Kur'an'la diyor. Öğüt veriyorsanız kabul ederim diyor Allah. Onun dışında kabul etmiyorum diyor Allah. Sadece Kur'an'la öğüt ver. Bize yobazlara Kur'an'la öğüt verince adamlar hopluyorlar. Evet. Ben insanları kandırırsam rahatlayacaklar. Ben diyeceğim ya Kur'an'da başörtüsü var. Oo diyecekler ya sen Mehdi'sin, mübarek. Muazzam konuştun. Ya kardeşim yok. Allah adına yalan mı söyleyeyim? Ama çarşaf var. Çarşafın içinde zaten başörtüsü de var. Vücudu örtmek boydan boya bir örtüdür. Tamamen kapatır çarşafı. Peki canım ciğerim kardeşlerim. Bu kadar başörtüsünü gündem ediyorsunuz. Ya niye tek kelime çarşaftan bahsetmiyorsunuz? Çarşafın size ne yaptığı var? Niye çekiniyorsunuz? Allah'ın hükmüne bu kadar titizseniz, değil mi? Açık sarı hüküm çarşaf. Alenen hüküm. Ve onu zaten başı gerçekten örten çarşaftır. Tam anlamıyla örter baş. Yüzünü, yanağını, her yerini elinden de tuttun mu sadece gözleri kalır. Boydan boya örter. Niye bahsetmiyorsunuz? Hiç duyuyor musunuz? Yok hocam. Duymazsın. İşine gelmiyor birçoğu. Başörtüsü de başörtüsü. Kardeşim başörtüsüyle ilgili bir hüküm yok. Göğsü açık bir kadın, memeleri açık bir kadın. Başın üstünde hazır diyorsun başörtüsü var. Allah da onu dediriyorsun. Yani başınızda var olan, hazır olan. Başörtüsü ve toparlanmış ve bolca kumaştan oluşan. Ve depolanmış kumaş deposu var başın üstünde. Büyük. Kullanılmamış ama memeleri açık. Şimdi diyorsun o başörtü, Cenab-ı Allah dedi ki onları indir. O depolanan kumaşı sarkıt aşağı şimdi göğsünü ondan kapat. Böyle dedi diyorsun. Allah böyle bir örtenme söyler mi ya? Olmayan bir şeyi niye söylüyorsun? Niye zorlama şeyler yapıyorsun? Çarşafla açıklayabilir. Yani mesela dese ki çarşaf dese konu bitecek. Oradan girmiyor. Nur suresinde oradan kurtarmaya çalışıyor. O zaman çünkü çok kolay olacak. Başına türban tarzı bir şey yapacak. Süsleyecek falan kendine göre. Onu ayarlayacak. Ama çarşaf ne tüküm. Hiç yani ikinci bir açıklaması yok. Bak burada şerh ederek, ilaveler yaparak, mantık geliştirerek, bin bir türlü izahla başörtüsünü çıkartmaya çalışıyorlar. Çarşafta böyle bir şeye gerek var mı? Çarşaf. Binlerce, on binlerce, yani 5000 yıldan beri kullanılan bir şeydir çarşaf. Musevilikte de var, Hristiyanlıkta da var. Herkes bilir çarşaf. Söylesene. Ya Allah size farz kıldı desene. Diyemiyorsun. Dışarıya çıktığında kadın eğer risk altındaysa, tehdit altındaysa, hakarete, iftiraya uğruyorsa, sarkıntılık ediyorsa, tecavüze kalkıyorsa adamlar, çarşaf giyecek. Bu kadar. Çok net. Başını tamamen örten bir kıyafet. Hatta gerekirse yüzünü de örter. Söyleyemiyorlar.